Selamlar efendim. Bugün bir dersimizde sizlerle birlikte endokrin sistemle alakalı çıkması muhtemel 7 tane soruyu konuşmuş olacağız. Şık sorular serisinde bildiğiniz üzere arkadaşlar çıkması muhtemel ÖSYM'nin soyabileceği yerlere ne yapıyoruz? Değinmiş oluyoruz ve bunlarla alakalı sorular çözmüş oluyoruz. Her konudan gelecek bu, bilginiz olsun. Bu serinin tamamını oynatma listesini yani bio.link adresi üzerinden erişebilirsiniz. Videoya başlamadan öncesinde, videonun ortasında veyahut da videonun sonrasında hiç fark etmez. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone değilseniz olmayı unutmayalım, tamam? Hadi gelin bakalım, başlayalım o zaman dersimize. Şimdi ilk sorumuzda bakalım. Aşağıdaki şekilde sağlıklı ve dengeli beslenen bir insanda kan glikoz seviyesinin düzenlenmesi verilmiştir diyor. Düşük kısmımız var, normal kısmımız, bir de yüksek kısmımız bulunmakta. Glikagon ve insülin bulunmakta. Şimdi bunlar nereden salgılanıyor? Tabii ki de pankreastan salgılanıyor. Peki bunlarla alakalı ne biliyorsun abi? Bunlarla alakalı şunu biliyorum. Eğer ki kandaki glikoz seviyesi yüksekse insülin ne yapacaktır? Bunu düşürmek isteyecektir. Eğer ki glikagon seviyesi düşükse glikagon ne yapacak? Ya pardon, glikoz seviyesi düşükse glikagon ne yapacaktır? Bunu normale çekmek isteyecektir. Hangisi söylemez diye sormuş. Kan glikoz miktarı yükseldiği zaman insülin hormonu kan dokuda miktarı artar diyor. Artar mı? Elbette artacaktır. Çünkü ne yapacak? Bunu düşünmeye çalışacaktır. Örnek, 1 kilo baklava yedin abi. Baklava yediğin zaman her şey çok güzel, güllük gülistanlık. Glikoz miktarında ne yapmış oldu? Artmış oldu. Fakat 1 saat geçtikten sonrasında artık ne yapmaya başlıyorsun? Bir halsizleşmeye başlıyorsun. Neden? Çünkü aynı miktarda glikoz çok fazla yoğun olduğu için insülin de salgılanacak. Ve insülin ne yapacaktı? Kandaki glikoz miktarını aşağıya çekecekti bir anda. Ve sen baygınlık geçirmeye başlayacaksın bir süre sonrasında. Bu yüzden. Kan glikoz seviyesi düştüğü zaman glikagon hormonunun kan dokudaki miktarı artar diyor. Evet, tam tersinde de glikagon miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. İnsülin yükselen kan glikoz seviyesini normale düşür. Glikagon ise düşen kan glikoz seviyesini normale yükseltir diyor. Doğru mu? Elbette doğru. Antagonist, yani zıt şekilde çalışacaktır bunlar. Kan dokuda insülin miktarı arttığı zaman glikagon miktarı azalır diyor. Antagonist demiştim, yani zıt demiştim. Bu da doğru. Kan dokuda glikoz miktarı normal seviyede olursa insülin ve glikagon kanda bulunmaz diyor arkadaşlar. Bakın şundan bahsediyor. Şurada bulunursa diyor, yani diyor. Burada diyor herhangi bir şekilde diyor glikagon ve insülin bulunmaz diyor. Hayır. Eser miktarda, yani az miktarda da olsa arkadaşlar bu hormonlar ne yapacaktı? Bulunacaktı. Yani hiç bulunmaz gibi bir durum söz konusu değildir. O zaman ne olacak? E şıkkı patlamış olacak. Aldosteron hormonu ile alakalı bir sorumuz var şimdi de. Aldosteron hormonu ter bezlerinden, tükürük bezlerinden ve bağırsak bezlerinden sodyum çıkarılmasını azaltır. Kanda tutulmasını arttırır. Kimi seviyor bu? Sodyumu seviyor. Böbreklerdeki süzüntüden sodyumun emilerekten kana geçmesini sağlar. Bakın sodyumu seviyor. Sodyumun kan tutulması ozmotik basınç yaratıcılığından suyun da emilmesini sağlar. Bu duruma bağlı aldosteron hormonuyla ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. ÖSYM böyle bir şey yapıyor. Yani bir tane paragraf veriyor ve öncüllerden bunu çıkartmanızı, hangisine ulaşılıp ulaşılmayacağını soruyor arkadaşlar. Vücudun elektrolit dengesini sağlar diyor. Sodyum gibi bir vatandaş vücudun elektrolit dengesini sağlar mı? Elbette ki sağlar. Dolayısıyla ben bunu çıkartabilir miyim? Buradan çıkartabilirim. Steroid yapılı olup olmadığını veyahut da protein yapılı olup olmadığını çıkartamam. Çünkü paragrafta herhangi bir şekilde vermemiş bana. Suyun vücuda tutulmasını sağlar diyor. Suyun da emilmesini sağlar demiş paragrafta bana. Dolayısıyla bu da olacak mı? Elbette olacak. Hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Cevap ne geldi? Adana gelmiş oldu. Steroid yapılı olduğunu ulaşamam. Olay bu idi. Bakın zor gibi gözüküp kolay sorulardan bir tanesi. Geldik şuna. Bakın negatif geri bildirim, negatif ve pozitif geri bildirimler bizim için önemli. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kitabında oldukça fazla miktarda ne yapmıştır? Buna değinmiştir. İnsanda hipotalamus sinirsel bir merkez, hipofiz ise hormon salgılayan endokrin bezdir. Aşağıdaki şema tiroid bezi ile hipofiz bezi arasında geri bildirim kontrolü verilmiştir diyor. Şurada böyle bir ok verdiysem uyarıcı etki, şöyle bir şey verdiysem durdurucu etki yapıyormuş. Hipotalamustan TRH, yani tiroid uyarıcı hormon salgılanıyor. Salgılattırıcı yani. Ön hipofize, ön hipofizden de böylelikle TSH salgılanıyormuş.
Tiroid bezinden de ne salgılanıyormuş arkadaşlar? Tiroksin hormonu salgılanıyormuş. Bakın bu tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunu ön hipofiz veyahut da hipotalamus durdurucu etki yaparaktan durdurabiliyormuş. Tiroid bezindeki tiroksin hormonu da hedef hücresini ne yapıyor? Uyarmış oluyor. Şemaya göre diyor hangileri doğrudur diye soruyor. Hipotalamus sinir sisteminden endokrin sistemine iletilen bilgiler için giriş noktasıdır. Evet, bakın hipotalamus ne yapmış burada? İlk başlangıçta reaksiyon dizisini ne yapmıştı? Başlatmıştı TRH ile birlikte. Doğru mu? Doğru. Ön hipofiz bezi hipotalamusun uyarması ile TSH salgılar. Ön hipofiz hipotalamus uyardığı için mi TSH salgılıyor? Elbette bakın burada uyarma gerçekleşmiş ve TSH salgılanmış. Doğru. Tiroksin negatif geri bildirim etkisini sadece hipofiz üzerinde TSH salgılanmasını önleyerek gösterir diyor. Şimdi tiroksine bakarsak eğer ki tiroksin negatif geri bildirimi kimde yapabiliyor? Bakın bir ön hipofizde yapıyor, iki hipotalamusta yapıyor. Ne diyor bana? Sadece hipofiz üzerinde diyor. Hayır, hipotalamus üzerinde de etki göstermekte. Bakın içerisinde yine geçen derste olduğu gibi ne geçiyor arkadaşlar? Sadece ifadesi geçiyor. Bu yüzden patladı. Hedef hücrenin çalışmasından tiroid bezi sorumludur diyor arkadaşlar. Bakın hedef hücrenin çalışmasından tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu etkili mi? Elbette etkili. Doğru. Hangisi doğrudur diyor. 1, 2, 4 gelecek. Cevap Ceyhan gelmiş oldu. Endokrin hormonlar dolaşım sistemiyle vücudun belirli hücrelerine taşınır ve reseptörlerine bağlanaraktan birçok reaksiyonu başlatır. Bazı endokrin hormonlar vücudun hemen hemen tüm hücrelerini etkilemekteymiş. Bu duruma hangisi örnek olaraktan verilebilir diyor. Büyüme hormonu STH, bakın büyüme hormonu vücudun tamamının büyümesini sağlayacaktır. Somatotropik hormon diye geçer. Doğru mu? Doğru. Tiroksin metabolik bir hormondur. Bu hormon metabolizmayı ne yapacaktır? Etkileyecektir. Metabolizmanın etkilenmesiyle birlikte tüm vücudu etkiler mi? Etkiler. Adrenokortikotropik hormon ACTH hipofizin neresinden salgılanıyordu? Ön lobundan salgılanıyordu. Bu ise tüm vücudu etkilemez. Böbrek üstü bezlerini ne yapacaktı? Etkileyecektir. Bakın bu patladı. Vazopresin ise arkadaşlar ne yapıyordu? Hipofizin arka lobundan salgılanıyordu. Tüm vücudu etkileme özelliği bulunmamakta. Su kayıplarıyla alakalı vatandaşlarımızdan bir tanesidir. Tüm vücudu etkileme gibi bir durumu söz konusu değildir. Hangisi örnek olaraktan verilir diyor. Adana gelmiş olacak. Neresinden salgılandığı önemli bak. Burada hipofizin ön lobu, burada hipofizin arka lobu diyebiliyor olman gerekiyor. Demezsen patlarız abi, tamam mı? Yine aynı şekilde hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Şimdi geldik şuna. ÖSYM genel itibariyle bakıldığı zaman deney soruları sormayı çok fazla seviyor. Adamlar deney sorusu yapıp o deneyde senin kafanı kurcuklamaya çalışıp ona istinaden öncüllü sorular sormayı çok fazla sevdiği için bol bol deneyli sorulara yer verdim. Ki endokrin sistemde 2 yıldır hatta 3 yıldır soru gönderiyor ve gönderdiği sorular böyle genel sorular değil. İşte hangisi hipofizin ön lobundan salgılanıyormuş tarzında sorular değil arkadaşlar. Bundan dolayı da deneyli sorulara alışıyor olmanız lazım. Bu ÖABT için de geçerli. Adam bir deneyli soru veriyor. Aslında o deneyden çok rahat çıkarılabilecek bir bilgi. Fakat ne yapıyorsun? Kafaya takıyorsun o deneyi. Bir türlü çıkartamıyorsun ve soru gitmiş oluyor. Bunu yapmamak adına bol bol deneyli soru çözüp yorum gücünü arttırmak daha faydalı olacaktır. Şimdiki gelelim şuna. Pankreas ve hipofizi çıkarılmış bir sıçan varmış. Sadece büyüme hormonu, sadece insülin ve bu hormonların bir arada büyüme üzerine etkili gösterilmiştir diyor. Ağırlık ve gün demiş. Şimdi normal şartlarda gidiyor bu. Ve burada biz pankreas ve hipofizi çıkartıyormuşuz. Bakın pankreası ve hipofizi çıkarttım. Pankreas ve hipofizi çıkarttıktan sonrasında grafiğin sabit olduğu, yani herhangi bir şekilde ağırlık artışı olmadığı gözleniyor. Ben büyüme hormonu ekledikten sonrasında ise bakın ağırlık artışı gözlenmiş. Daha sonrasında ise ne yapmışım arkadaşlar? İnsülin hormonu eklemişim ve yine bir ağırlık artışı söz konusu olmuş mu? Olmuş. Bakın gittikçe ne yapmış? Artış göstermiş.
Daha sonrasında ise insülin hormonunu da ekledikten sonrasında bir sabitlik söz konusu. Ve en son büyüme hormonu artı insülin ekledikten sonrasında ise bir yine artış söz konusu. Sıçanda gözlenen ağırlık artışı dikkate alındığında, bakın ağırlık artışı dikkate alındığında, pankreas ve hipofiz bezi çıkarılmış bir sıçanın tedavisi yapılmadığı takdirde büyüme gözlenmez diyor. E kardeşim, büyüme hormonu hipofizden salgılanmıyor mu? Evet. Sonuç itibariyle ben pankreas ve hipofizi çıkartıp bu şekilde bırakırsam bu vatandaş büyür mü büyümez. Sabit bir şekilde kalacaktır bu vatandaş yani. Doğru mu? Doğru. Büyüme hormonu ve insülinin büyüme üzerine etkisi benzerlik gösterir diyor. Evet, büyüme hormonu ve insülinle bakarsanız eğer ki ikisini de ekledikten sonrasında, yani ben bunu ekledim ve bunu ekledikten sonrasında büyüme reaksiyonu devam ettiğini gözlemliyorum. İkisini beraber eklersem de büyüme reaksiyonu devam ediyormuş. O zaman benzer etkiler gözleniyor diyebiliriz. Her iki hormonun büyümeye ayrı ayrı olan etkisi beraber olan etkisinden daha fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi her iki hormonun büyümeye ayrı ayrı olan etkisi beraber olan etkisinden daha fazla değildir. İkisini eklediğim zaman bakın bir anda bir artış gözlenmiş, dikkat edersiniz. Dolayısıyla daha fazla olacak mı? Daha fazla olacak. O zaman ayrı ayrıya göre daha fazla olmuş olacaktır. Ne diyor? Her iki hormonun büyümeye ayrı ayrı etkisi beraber olan etkisinden daha fazladır demiş arkadaşlar. Hayır, daha azdır olacaktır. O yüzden bu patladı. Dikkatli okumak lazım işte. Cevap ne geldi? Ceyhan gelmiş oldu. Aşağıda bir şey yok. Buraya geldik. Şimdi aşağıdaki grafiklerde Kivaş, dur bunu okuyamadım, Kivaş-Kor denilen aşırı protein eksikliği olan çocuklarda büyüme hormonu düzeyi ve çeşitli tedavilere bağlayaraktan kandaki değişimi gösterilmiştir diyor. Şimdi burada protein eksikliği olan çocuklarda meydana gelen bir hastalığımız var arkadaşlar. Yine soru bankalarında falan çok fazla denk gelirsin buna. Çocuklarda kandaki normal değeri yaklaşık 6 mg bölü mililitreymiş. Kandaki büyüme hormonu miktarı verilmiş ve buna göre değerlendirme yapılacak. Protein eksikliği sonucu kanda miktarı artan büyüme hormonunun normal değerine dönmesi sırasında tedavi sürecine bakılarak da hangisi söylenebilir demiş. Protein eksikliği bakın olduğunda 40 olmuş. Yani büyüme hormonunun miktarı bu. Ben tedaviye başladım. Karbonhidrat tedavisi yaptım 3 gün kadar. Daha sonrasında ise ne olmuş arkadaşlar? Yine 40'ta kalmış. Protein tedavisi yapmışım 3 gün kadar. Aşağı yukarı işte 20'lerde falan kalmış. 19'larda falan kalmış. Protein tedavisi yaptım tekrardan 25 gün. Aşağı yukarı 6-7 civarında ne yapmış? Kalmış. Hangisi doğrudur diye soruyor. Karbonhidratlı diyetle tedavide büyüme hormonu miktarı azalmaz diyor. Azalmış mı? Yok. Bak sabit kalmış. 40'ta kalmış. Doğru mu? Doğru. Hastalıkta kısa süreli protein tedavisi aşırı büyüme hormonu düzeyini normale düşürmez diyor. Şimdi kısa süreli tedaviden kastım şu. 3 günlük tedavi. 3 günlük tedaviye bakarsanız eğer ki normal değer ne olması lazım? 6 olması lazım. Ama burada normal değerin üstünde mi? Üstünde. O zaman kısa süreli protein tedavisi normal değeri düşürüyor mu? Düşürmüyor. Ne demiş bana? Normal düzeye düşürmez diyor. Doğru mu? Doğru. Hastalıkta uzun süreli protein tedavisi büyüme hormonunu normale düşürür diyor. Bakın düşürmüş mü? Düşürmüş. Neden? Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlar ne yapmış? Bakın şu seviyelere ne yapmıştır? Gelmiştir. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. O zaman cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Olay bu. Ve şuna geldik. Tiroksin hormonu seviyesinin normalden, şeyde sürekli tiroksin hormonuyla alakalı soru çözüyorsun diyeceksin. Ama öyle yani, bununla alakalı soru çözüp de biraz daha yorum gücü ölçersek eğer ki daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tiroksin hormonu seviyesinin normalden düşük olduğu 3 kobayda sorunun hipotalamus, hipofiz ya da tiroid bezinden kaynaklandığını anlamak için bazı deneyler yapılmıştır. Sağlıklı bir kobayın kanındaki normal tiroksin değeri 2-5 mg bölü mililitredir. Birinci deney 3 kobaya da ABC damar yoluyla TRH yani tiroid salgılatıcı faktör verilip kanlarındaki tiroksin değerleri ne yapmış? Ölçülmüş. Şimdi TRH tiroid salgılatıcı faktör veriliyor. Öncesinde enjekte edilmedenki hali 1-1-1 şeklindeymiş. TRH enjekte edildikten sonraki tiroksin değeri ise 1-4-1 şeklindeymiş.
Şimdi şunu biliyor olman lazım. Daha öncesindeki soruda çözmüştüm aslında. Bir kere daha değineyim buna. Hipotalamus var. Hipotalamus üzerinden TRH salgılanacak ve neresi uyarılacaktır arkadaşlar? Hipofiz bezi uyarılmış olacaktır arkadaşlar. Değil mi? Hipofizden de arkadaşlar ne uyarılacaktır? Tiroid uyarılmış olacaktır. Ve buradan da TSH hormonu ne yapacaktır? Salgılanmış olacaktır. Şimdi TRH enjekte edilmeden hepsi 1'miş. TRH enjekte edildikten sonraki tiroksin değeri B'ye bakarsanız eğer ki 4'e çıkmış. Yani B'de demek ki beynin hipotalamusunda bir sakatlık söz konusu ki 4'e çıkmış. Neden? Çünkü normal olarak kalmış olsaydı o zaman bir şey olmayacaktı. Bak bunlar normal olaraktan kalmış. Bunlar ise arkadaşlar bu ise ne yapmıştır? Birazcık daha ne yapmış? Fazlalaşmış. Fazlalaşmasının sebebi hipotalamusun çalışmamasından kaynaklı. Çünkü ben dışarıdan ne enjekte ettim? TRH enjekte ettim. İkinci deneye bakıyorum. 3 kobe'ye de ABC damar yolu TSH yani tiroid uyarıcı hormon enjekte edildi. Kanlarındaki tiroksin değerleri ölçülüyormuş. Önce enjekte edilmeden ABC'ye baktığımızda 1-1-1 şeklinde. Sonrasında ise A'nın 4'e çıktığını görüyorum. TSH nerede etkili peki? Hipofizde etkili. Yani hipofizin tiroidi uyarması için TSH'a ihtiyacım var. O zaman A vatandaşının da hipofizi çalışmıyormuş. Neden? Çünkü bakın anormal bir artış var. Bunlarda ise bir artış söz konusu değil. O zaman şunu diyebilir miyim? B vatandaşında hipotalamusta bir sıkıntı var. A vatandaşında ise nerede bir sıkıntı var? Hipofizde sıkıntı var. Diyebilir miyim? Diyebilirim. Buna göre her kobayda sadece bir organın sorunlu olduğu düşünülürse hangi kobayda hangi organın sorunlu olduğu ile ilgili hangisi doğrudur diyor. O zaman A vatandaşında hipofiz sorunlu. Hipofiz. B vatandaşında ne sorunlu? Hipotalamus. C vatandaşında ise ne olmuş olacaktı? 3 tane vatandaşımız olduğu için tiroid bezi sorunlu olacaktı. O zaman tiroid olacaktı. Tamam. Hipofiz, hipotalamus, tiroid. Cevap ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu. Anlatmaya çalıştığım bir kere daha bahsedeyim. Hani kafa kurcuklaması yaşamayalım. Bakın burada adamlarda herhangi bir artış gözlenmezken bunda artış gözlenmesinin sebebi normalde çalışmamasından kaynaklı. Yani bu vatandaşı salgılayan vatandaş çalışmıyormuş. TRH'ı kim salgılıyordu? Hipotalamus. O zaman hipotalamus sakatlarda. Burada ise bunlar normalken bu çalışmıyorsa eğer ki bakın fazla miktarda açığa çıkar. Dolayısıyla TSH'ı salgılayan adamı bulmamız lazım. O da ne olacaktır? Hipofiz olmuş olacaktır. Tamam? Cevap bu yüzden Adana geldi. Hocam tiroidi nasıl bulduk? Kardeşim 3 tane vatandaşımız vardı soruda zaten. Bir tanesi hipofiz, bir tanesi hipotalamusa diğeri de tiroid olmak durumunda. Tamam? Evet. Bu dersimizde endokrin sistemle alakalı 7 tane soru konuşmuş olduk. Bir sonraki dersimizde ise duyu organlarına yönelik muhtemelen 10 tane soru konuşmuş olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.